Gelin size Türklerin en ilginç, en garip ve en parlak döneminden bahsedeyim. Muhtemelen daha önce duymadığınız, bazen mantık sınırlarını zorlayan, şaşırtıcı, gururla dolu, bazen insanın kanını donduran, büyük başarılarla, başarısızlıklarla, bazen entrikalarla dolu, belki de yaşanmış bir destan gibi. Popüler tarihin üzerimize yağdırdığı Osmanlı tarihini şimdilik bir kenara bırakalım. Biz Türklerin tarih sahnesinde ilk parladıkları ve en parlak oldukları zamana gidelim. Tam da o dönemin büyük tarihçisi İbn-i Tagriberdi onları, yani Türkleri En-Nücum-u Zahire olarak isimlendirdi. Parlayan yıldızlar. Herhalde o dönem için üzerine büyük bir karanlığın çöktüğü Orta Doğu'da bir anda ortaya çıkıp yok olan, sürekli yer değiştiren, göçebe, yarı göçebe, hızla hareket eden, gittikleri her yeri kazıp kavuran bu topluluklara bundan daha güzel bir isim verilemezdi. Parlayan yıldızlar. En-Nücum-u Zahire. 1096 yılının Temmuz ayında Haçlı birlikleri Marmara Denizi'nde ilk kez görüldüklerinde Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan henüz 17 yaşında bile değildi. Babası Kutalmışoğlu Süleyman tarafından kurulan bu sultanlık Anadolu'nun genelinde hakimiyet kurmuştu ve başkenti İznik'ti. Denizin karşı yakasında ise kendisini Roma İmparatorluğu'nun varisi ilan etmiş Bizans'ın ve Doğu'nun en saygın imparatoru Basileus Alexios Komnenos vardı. 50'li yaşlarında her zaman altın takılar ve pahalı mavi kumaşlar içinde dolaşan kurnaz, kibar ve entrikalarla örülü Doğu Roma tarihine hakim bu imparator İznik'e yürüyerek en fazla 3 gün uzaklıktaydı. Birbirlerine bu denli yakın bu iki adam ve iki devlet çıkarları doğrultusunda birbirlerine yardım etseler de her ikisi de birbirleri için tehdit oluşturduklarının farkındaydılar. Tüm göçebe savaşçılar gibi Kılıç Arslan'ın hayalini fetih ve yağma süslüyor, diğer yandan Alexios'un İznik'i geri alma umudu da hiç tükenmiyordu. Uzun yıllardır iç krizlerle parçalanmış Bizans, içerisine yeni yolların, kervansarayların kurulduğu, ticaret yolları üzerindeki harikulade bir patronaj sistemiyle Anadolu'ya yeniden can vermiş bu göçebe savaşçı devlete karşı yeni bir fetih hareketine girişecek durumda değildi. Diğer yandan bulduğu her fırsatta onlardan yararlanmaya çalışıyor ve her fırsatta da güçlenmelerine engel olmaya çalışıyordu. İşte 1096 yılının Temmuz ayında Konstantinopolis'e doğru ilerleyen Marmara'da boy gösteren Haçlılar da Doğu Roma, yani Bizans için böyle bir fırsattı. Üstelik öyle ki Kılıç Arslan aralarında binlerce yoksul, sefil ve hırpani giyimli kadınların, çocukların, hatta yaşlıların bulunduğu bu devasa Haçlı ordusunun Anadolu'ya doğru ilerlediğini Konstantinopolis'te Bizans ordusunda yer alan paralı Türk askerlerinden öğrendi. Yaklaşan büyük tehlikenin farkına yavaş yavaş varmaya başlayan Kılıç Arslan, İznik'e doğru ilerleyen Haçlı birliklerinin her hareketinden haberdar olmak üzere kalabalık bir casus ordusu görevlendirir. İznik'e doğru Bizans gemilerince parça parça taşınan bu devasa ordu, Anadolu kıyılarına ayak basar basmaz geçtikleri her yeri kurutarak, hatta kiliseleri bile yağmalayarak ilerliyorlardı. Kılıç Arslan her geçen gün İznik'e ulaşan yeni haberlerle yaklaşan bu büyük ve kontrolsüz tehlikenin aslında düşündüğünden çok daha büyük olduğunun farkına varıyordu. Tehlike gerçekten büyüktü. Bu Avrupa'nın, Batı'nın, Doğu'da yükselen yeni bir güce, Abbasi halifesini, ticaret yollarını, Bağdat'ı, Kudüs'ü ve Anadolu'yu henüz sarmaya başlayan bir güce, dönemin yaşlı tarihçisi İbn-i Tagriberdi'nin En-Nücum-u Zahire, parlayan yıldızlar dediği Türk atlılarına ve Doğu'da, Orta Doğu'da, Anadolu'da yükselen Türklere verdiği ilk tepkiydi. Ve 1. Kılıç Arslan bu kontrolsüz, devasa Haçlı ordusuyla karşılaşan ilk Doğulu hükümdardı. Üstelik çok gençti. Anadolu'ya geçen Haçlı birlikleri ilk karargahlarını Bizans'ın yardımıyla Hersek'te kurdular. Bu süre boyunca sürekli kalabalıklaştıkları ve her gün çevre köyleri yağmaladıkları, her gece karargahlarında ganimet kavgaları çıktığı haberleri bölgede cirit atan casuslar sayesinde Kılıç Arslan'a ulaştırılır. Selçuklu süvarileri artık tetiktedir. Genç Kılıç Arslan hayatında ilk kez gördüğü böylesine bir ordunun nereye, nasıl ve hangi yönden ilerleyeceğini halen bilmiyordu. Derken Haçlı ordusu
Eylül ayının ortasında aniden İznik'e doğru ilerlemeye başladı. Geçtikleri her köyde tüm mahsule el koyup karşı gelen herkesi katlederek yakıp yıkarak ilerliyorlardı. İznik'e doğru gittikçe yaklaştıkları haberini alan Kılıç Arslan küçük bir atlı devriye birliğini surların dışına gönderir. Haçlılarla yapılan ilk çarpışmayı işte bu öncü birlik gerçekleştirir ve sayıca çok üstün durumdaki Haçlı ordusu bu birliği neredeyse son adamına kadar kılıçtan geçirir. Artık yakın temas başlamıştır. Bu aynı zamanda Haçlıların da Türklerle ilk temasıdır ve bu zafer Haçlı ordusuna büyük cesaret verir. 2 hafta içerisinde tekrar harekete geçerler ve İznik'in etrafından dolanarak ani bir baskınla Kıseri Gordon Kalesi'ni ele geçirirler. Bu kolay ve ikinci zaferden sonra gece kutlamalar başlar. Oysa bu Selçukluların kurmayı çok iyi bildikleri bir tuzaktır ve bu tuzağı deneyimsiz Haçlı askerleri fark edemediler. Kale tüm su ihtiyacını dışarıdan ve uzak bir kaynaktan karşılıyordu. Kaynağa giden yol ve kale kuşatılır. Artık susuzluk Selçukluların yerine savaşacaktır. Susuzluk öyle bir boyuta ulaşır ki Haçlı askerleri atlarının idrarlarını içmeye başlarlar. Ekim ayının ilk günlerinde Renault isimli bir şövalye teslim olmayı kabul eder. Kılıç Arslan tüm halkın önünde dinlerini değiştirmeyi şart koşar. Renault ise sadece din değiştirmeye değil, Haçlılara karşı Türklerin yanında savaşmaya hazır olduğunu söyler. Toplanıp Suriye'de satılmak üzere esir edilirler. Diğerleri kılıçtan geçirilir. Haçlı askerleri 6000'e yakın asker kaybetmişlerdir. Ama bu kayıp geride kalanlara oranla devede kulaktır. Kılıç Arslan bununla yetinmez. Rumların arasından seçtiği casusları Büyük Haçlı Birliği'ne geri yollar. Renault ve adamlarının kaleyi ele geçirdiklerini ve ganimetin büyük olduğunu fakat Renault'un ele geçirdiği ganimeti kimseyle paylaşmak istemediği haberini yayarlar. 21 Ekim 1096 şafağında Haçlı ordusu karargâhtan ayrıldı. Kılıç Arslan ordusuyla mükemmel bir mevzide pusuya yatmış, büyük bir toz bulutunu ardına katıp ilerleyen Haçlı ordusunu beklemeye başladı. Henüz yükselmeye başlamış güneşi arkasına almış Selçuklu okçuları verilen ilk işaretle birlikte Haçlıların ilk yürüyüş kolunu bir anda ok yağmuruna tutmaya başladılar. Bir anda büyük bir paniğe kapılan Haçlı ordusu etrafa dağılmaya başladı. Ardından tepelerden aşağıya doğru inen Selçuklu süvarileri paniğe kapılmış şövalyeleri ve Haçlı piyadelerini kılıçtan geçirdiler. Yaklaşık 20 bin Frank öldürülür. Anadolu Selçuklu ordusu Yalova'ya kadar kaçan Haçlıların ardından ana karargaha kadar ilerler. Kadınlar, çocuklar ve neredeyse işe yarayan herkes Suriye, İran ve Bağdat'taki köle pazarlarında satılmak üzere yola çıkartılır. Ve genç Kılıç Arslan artık gururludur. Ama bu onun için henüz erken bir sevinçti. Çünkü savaş aslında henüz yeni başlamaktadır. Devasa Haçlı ordusunu son askerine kadar kılıçtan geçirip yok eden genç Kılıç Arslan artık yüzünü asıl toprakları olan Anadolu'ya dönmek ister. Ve ertesi yıl Konstantinopolis'e ulaşmaya başlayan yeni Haçlı birlikleriyle ilgili haberlere kulaklarını tıkar. Haçlılar onun için artık basit bir problemden ibarettir. Arkasını batıya dönen Kılıç Arslan artık Anadolu'daki diğer Türk beylikleriyle ilgilenmek ister. Haçlı galibiyetinden sonra artık zaman Anadolu'nun en büyüğü olma zamanıdır. Zira hem Anadolu hem de Selçuklular kaynayan bir kazan gibiydi. Türkler Anadolu'da büyük bir iktidar mücadelesi içinde olmalarına rağmen Konstantinopolis'ten Çin'e kadar herkesin bildiği tek şey Büyük Selçuklu İmparatorluğu'ydu. Uzun, örgülü saçları, binlerce atlı göçebe Afganistan'dan Akdeniz'e kadar uzanan tüm topraklarda fırtına gibi esiyordu. Büyük Abbasi halifesi onların elinde bir kuklaya dönmüş, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar Selçuklu emirlerinin sözleri kanun gibiydi. Neredeyse 300 yıldır ilk kez tüm Müslüman ve Doğu dünyası bir Türk hanedanının tüm dünyaya ilan ettiği güç altında birleşiyordu. 1071 yılında Selçukluların ezdiği Doğu Roma artık yıkıma doğru giden bir imparatorluktu. Hatta öyle ki Konstantinopolis'e bile yürüyerek 3 günlük bir mesafedeydiler. Ve Batı kendisini İslam'a adapte edip İslam halifesinin koruyucusu ilan etmiş
bu büyük gücün artık farkındaydı. Buna karşı Avrupa'nın dört bir yanında kutsal savaş çağrıları yapılıyordu. Oysa özellikle Anadolu Selçukluları içinde kardeşler arasında büyük iktidar mücadeleleri de yaşanıyordu. Mesela Kılıç Arslan'ın babası Kutalmışoğlu Süleyman topraklarını Suriye'ye doğru genişletmek istediği için kuzenleri tarafından öldürülmüş ve ardından Kılıç Arslan küçük bir çocuk olmasına rağmen İsfahan'a götürülüp kendi aile fertleri tarafından hapsedilmişti. Bu güç mücadelesi Anadolu'da sürekli değişen, yok olan, aniden patlayan iktidar savaşları yaratıyordu. Ve Selçuklu olmak bu hortumun merkezinde olmak demekti. İşte İznik'te Büyük Haçlı ordusunu kılıçtan geçiren Kılıç Arslan da henüz daha 13 yaşındayken İsfahan'daki hapsinden böyle bir güç mücadelesi sırasında kaçıp Anadolu'ya, baba topraklarına gelmeyi başardı. İşte Kutsal Kudüs'e doğru ilerleyen, yer yer yönlerini ve hedeflerini değiştiren bu devasa ordular Anadolu'ya böyle bir zamanda girdiler. Tabii ki bunda Doğu Roma, Bizans İmparatoru Alexios Komnenos'un payı büyüktü. Doğu'da yükselen bu güce karşı Kutsal Savaş'ın en büyük destekçisiydi. Askeri anlamda artık Anadolu'da bu geleneksel ve göçebe savaşlarla tek başına mücadele edemeyeceğini çok iyi biliyordu. Diğer yandan kazandığı büyük zaferden sonra Kılıç Arslan'ın Anadolu'daki en büyük rakibi Anadolu'nun içlerinde yükseklerde hakimiyetini ilan etmiş garip, cesur, bilgili ve maceraperest bir adamdı, Danişment. Bilgili kişi ve bilgi anlamına gelen isminin hakkını veren bu adam, okuma yazma bilmeyen diğer birçok Türk emirlerine karşı edebiyat, şiir ve çeşitli bilim dallarında eğitim görmüştü. Hatta Danişmentname isminde bugün bile halen meşhur destanın baş kahramanıdır. İşte yeni Haçlı birliklerinin Marmara'da tekrar görüldüğü haberi Kılıç Arslan'ın kulağına fısıldandığı sırada Danişment de Malatya Kalesi'ni kuşatmıştır. Danişment'in Anadolu'da güçlenmesini istemeyen ve Malatya gibi önemli bir merkezi Danişment'e bırakmak istemeyen Kılıç Arslan Malatya'ya hareket eder ve ordugahını Danişment'e yakın bir bölgede kurar. Bunun anlamı savaştır. İşte Nisan 1097'de Danişment'le savaşın eşiğindeki Kılıç Arslan'ın ordugahına son hız gelen ulaklar yeni ve daha kalabalık Haçlı ordularının İstanbul Boğazı'nı geçtiği haberini verdiler. Kılıç Arslan sakinliğini korur. Bunda tabii ki bir yıl önce kazandığı zaferin payı büyüktür. Onun için şimdilik önemli olan tek şey Anadolu'daki hakimiyetidir. Yine de hem İznik halkını sakinleştirmek hem de yakın zamanda İznik'te doğum yapacak eşi için küçük bir süvari birliğini İznik'e gönderir. Amacı Danişment'i ezip İznik'e hareket etmektir. Kılıç Arslan Malatya'ya, Danişment'e odaklanmıştır. Derken beklenmedik, yorgun ve korkudan titreyen bir ulak daha gelir. Kılıç Arslan ve karargah dehşete kapılır. Haçlılar İznik kapılarına dayanmış ve kent neredeyse kuşatılmıştır. Daha da kötüsü düşman ordusu bu sefer neredeyse bütünü ağır zırhlı ve teçhizatlı binlerce şövalyeden oluşmaktadır. Ve bu sefer Bizans ordusu da Haçlılara eşlik etmektedir. Kılıç Arslan şimdi büyük bir ikilemin içine düşmüştür. Malatya'yı bırakıp İznik'e gitmek veya Malatya kuşatmasını devam ettirirken İznik'i kaybetmek. Hatta her iki cephede de savaşı kaybetmek. Kılıç Arslan ve emirleri toplanırlar. Çözümü Danişment'e bir elçi gönderip ateşkes teklif ederek aynı zamanda Danişment'i de yaklaşan Haçlı tehlikesinden haberdar etmekte bulurlar. Daha Danişment'in cevabı gelmeden ordunun bir kısmı İznik'e doğru yola çıkar. Akıllı ve ileri görüşlü bir adam olan Danişment'ten olumlu bir cevap geldikten sonra Kılıç Arslan ve ordusu batıya doğru yola çıkar. Düşünün, dönemin Anadolu'sunda iki ordu savaşın eşiğindeyken bir anda her şey değişebiliyor. Binlerce Türkmen atlısı bir anda başka bir şehre, başka bir savaşa doğru son hız ilerliyor. Selçuklu demek bu demek. Son hız İznik'e giden Kılıç Arslan için durum hiç de iç açıcı değil. İznik Haçlılarca kuşatılmıştır. Genç komutan kuşatmayı yarmaya karar verir. 21 Mayıs günü sabahın erken saatlerinde Anadolu Selçuklu ordusu Büyük Haçlı ordusuna karşı harekete geçer. Savaş gün batıncaya kadar sürer. Her iki ordu da büyük kayıp verir. Kılıç Arslan
kuşatmayı parçalayamayacağını veya çok daha kötüsü ordusunu kaybedeceğini anlamıştır. Zira göçebe bir halk olan Selçuklular için kaybedilen bir ordu, kaybedilen bir şehirden daha büyük bir felaket. Belki de sultanlıklarının sonuydu. Kılıç Arslan savaşı bırakıp Anadolu'ya doğru geri çekilmeden önce şehri Haçlı ordusuna değil Bizans İmparatoru Alexios Komnenos'a teslim edeceğini söyler. 18 Haziran gecesi İznik teslim alınır. İlginçtir, şehri teslim alan Bizans ordusunun içinde savaşan Türk askerleri de vardır. Diğer yandan İznik'ten Konstantinopolis'e götürülenler arasında Kılıç Arslan'ın henüz doğum yapmış eşi ve küçük bebeği de vardır. Kılıç Arslan'a gelen ulak karısına ve çocuğuna Konstantinopolis'te çok iyi bakılacağını söylemektedir. Bu Bizans'ın sürekli oynadığı bir rehin alma, koz kazanma oyunuydu. Şimdi zamanın Konstantinopolis'inden biraz uzaklaşıp biraz daha güneye, İzmir'e parlayan yıldızların en garip karakterlerinden bir tanesine, hatta bence koca Anadolu tarihinin en ilginç ama bir o kadar da bilinmeyen karakterlerinden bir tanesine bakalım. Adeta bir film gibi, Çaka Bey. İşte bu ilginç ve dahi adam aynı zamanda Kılıç Arslan'ın İznik'ten Konstantinopolis'e götürülen eşinin babasıdır. Onun hikayesi Haçlılar henüz Anadolu'ya ayak basmadan yıllar önce Ege'de başlar. Çaka Bey başlangıçta Batı Anadolu'da sürekli yaptığı çapul akınlarıyla tanınır. Ta ki yine bir çapul akını sırasında Rumlar tarafından yakalanıp Konstantinopolis'te hapsedilene kadar. Çaka Bey zindan hayatının ikinci ayında Rumcayı mükemmel konuşmaya başlar. Becerileriyle onu zindanda tutanları adeta büyüler ve çok geçmeden İmparatorluk Sarayı'nın vazgeçilmez bir adamı olur. Bununla da kalmaz. Çaka Bey bir de soyluluk ünvanı alır. Çaka Bey'in bu ilginç ve hızlı yükselişi devam eder. Dahiyane bir planla İzmir'e döner ve Bizanslı bir tersaneci ile işbirliği yapıp çektiriler, kalırgalar, kürekli savaş gemilerinden oluşan yaklaşık 100 parçalık bir donanma inşa eder. Rodos'u, Sakız'ı ve Sisam'ı ele geçirir. Donanmasını ve askerlerini daha da güçlendirir. Derken Ege Denizi'ni tamamen kontrol etmeye başlar. Bu da yetmez. Donanmasını gerçek bir savaş filosu haline getirir. Sahip olduğu güç adeta küçük bir deniz imparatorluğu halini alır. Çaka Bey yükselişe devam eder. İzmir'de kendisine küçük bir de saray inşa ettirir ve kendini Basileus ilan eder. Ege'de esmeye başlayan Çaka Bey fırtınası bir tayfuna dönüşür. Tabii ki burada bitmez. Çaka Bey donanmasıyla Konstantinopolis'e hareket eder ve Konstantinopolis'e saldırır. Bizans İmparatoru Çaka Bey ve donanmasını büyük zorluklarla geri püskürtür. İşte bir Bizans zindanında esmeye başlayan rüzgar artık bir tayfuna dönüşmüştür. Çaka Bey asla vazgeçmez. Yeniden savaş gemisi üretmeye koyulur. Tam bu arada 1092 yılında genç Kılıç Arslan da İran'daki sürgün hayatından Anadolu'ya geri gelmiştir. İleri görüşlü Çaka Bey Bizans'a karşı savaşında Kılıç Arslan'ın kendisi için mükemmel bir müttefik olduğunu düşünür ve kızını Kılıç Arslan ile evlendirir. Ama Kılıç Arslan'ın gözü Konstantinopolis'te değil, başta danışment olmak üzere Anadolu'daki diğer beyliklerdedir. Hatta öyle ki aralarında sevgili eşinin hırslı babası Çaka Bey de vardır. Kılıç Arslan vakit geçirmez ve kayınpederi Çaka Bey'i bir ziyafet sırasında sarhoş edip kendi elleriyle bıçaklayarak öldürür. Ve böylece bir Bizans zindanında esmeye başlayıp sonradan tayfuna dönüşen bu rüzgar bir ziyafet masasında yok olur. Ve Anadolu'dan bir yıldız daha kayar. Çaka Bey'in donanmasını inşa etmeye başladığı 1081 yılı bugün Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilir. Oğuzların Çavuldur boyuna mensup bu Türkmen komutan bana göre parlayan yıldızların en ilginçlerinden birisidir. Düşünün, öyle bir deha ki Bozkırlardan Malazgirt'e, Malazgirt'ten Ege Denizi'nde küçük bir deniz gücüne ve sonradan Konstantinopolis'e saldıracak kadar güçlü bir donanmaya ve sonrasında bir Bizans entrikasıyla her şeyin son bulması. İşte Çaka Bey'in ölümünün ardından acı haberi Çaka Bey'in İzmir'deki oğluna vermek için Konstantinopolis'ten denize açılıp
İzmir'e yanaşan geminin güvertesinde Kılıç Arslan'ın müstakbel eşi ve çocuğu da vardır. Acaba Çaka Bey'in ölümünde Bizans İmparatoru Alexios Komnenos'un parmağı mı vardı? İznik kuşatmasından Konstantinopolis'e götürülen Çaka Bey'in eşi ve çocuğu Çaka Bey'in öldürülmesi üzerine mi serbest bırakılmıştı? İzmir Beyliği de Çaka Bey ile birlikte Anadolu tarihinin karanlığında bir Bizans entrikasıyla yok olup gider. Kılıç Arslan'a geri dönelim. Yaşadığı hezimet sonrası dağlara çekilen Kılıç Arslan karşı saldırı için hazırlıklara başladı. Anadolu'nun dört bir yanından asker toplanır. Rumların ve Haçlıların ilerleyişi karşısında endişeye kapılan Danişment de çağrıya cevap verir ve binlerce süvarisiyle Kılıç Arslan'a katılır. Planlar yapılır. Binlerce atlı süvari savaş düzeni alır. Rumların ve Haçlı ordusunun arasına sızmış casuslar Haçlı ordusunun İznik'ten sonra Kılıç Arslan'ın elinde kalan en önemli şehir olan Konya'ya yürüyecekleri haberini getirdiler. Haçlı ordusunun ilerleyiş yolunu iyi bilen Selçuklu ordusu görünürde avantajlıdır. Selçuklu ordusu Eskişehir yakınlarında o zamanki Dorylaon'da pusuya yatar. Artık geriye beklemek kalır. 1 Temmuz sabahı Haçlı ordusu ufukta görünür. Kılıç Arslan görünürde memnundur. Çünkü Haçlı ordusu beklediği kadar kalabalık değildir. Beklenen an gelir ve Selçuklu süvarileri saldırıyı başlatırlar. Mükemmel ok atışları yapan Selçuklu hafif süvarileri ilk anda Haçlı piyadelere önemli zarar verseler de Frank ordusunun ana gövdesi halen dimdik ayaktadır. Haçlı ordusu ağır ağır ilerlese de kalın zırhları oklara karşı mükemmel bir koruma sağlıyordu. Türkmen atlılarının Anadolu'da uyguladıkları geleneksel taktikleri Haçlı birliklerinin zırhları karşısında etkisini kaybediyordu. Savaş alanında ve çevresinde yaşanan sayısız çatışmada hiçbir üstünlük sağlanamadı. Kılıç Arslan ve komutanlar gece olmadan ricat yapma kararı almışlardı ki uzaklarda büyük bir toz bulutu göründü. En az birincisi kadar kalabalık başka bir Haçlı ordusu. Bu büyük bir şoktu. Kılıç Arslan'ın seçim şansı kalmamıştı ki üçüncü bir Haçlı ordusu daha göründü. Kılıç Arslan korkuya kapılır. Hızla geri çekilmeye başlanır. Danişment ve diğer emirler de Kılıç Arslan'ı izler. Savaş alanında kalan Türkler kılıçtan geçirilir. Ünlü tarihçi İbnül Kalanisi Türklerin kılıçtan geçirildiğini, yağmalandığını yazar. Hatta bu sefer birçok Türk'ün tutsak alınıp köle olarak satıldıklarını yazar. Kılıç Arslan başta kolay gibi görünse de bir anda büyüyüp ortalığı sarsan bu zırhlı güç karşısında Anadolu'nun derinliklerine doğru ortadan kaybolur. Tekrar ortaya çıkıp yeniden parlayacak bir yıldız olması için 4 yıl daha geçecektir. Artık Büyük Haçlı ordusunun önünde Anadolu'da hiçbir engel kalmamıştır. Fakat şimdi sırada Anadolu'da ilerlemek vardır. Kılıç Arslan'ın, Danişmend'in parlayan yıldızlarını alt eden zırhlı birlikler sıcak yaz güneşi altında ilerleyecekler. Çorak toprak, dar yollar ve kavurucu sıcaklar. Eskişehir'den sonra normal şartlarda bir ayda geçilen mesafeyi tam 100 günde geçtiler. Bu arada Türklerin yaşadığı hezimetin haberi tüm doğuda yankılanır. Orta Doğu'nun parlayan yıldızları, Türklerin yenilmesi Anadolu ve doğuda büyük bir panik yaratır. Demir zırhlı şövalyelerin yarattığı korku rüzgarı Haçlı birliklerinden çok daha önce doğuya ulaştı. Bu arada doğunun vazgeçilmez işaretlerinden birisi tekrar gökyüzünde belirdi. Dönemin şahidi Şamlı tarihçi İbnül Kalanisi o yaz batı tarafında bir kuyruklu yıldız belirdiğini yazar. Yükselişi 20 gün sürdü. Sonra ortadan kayboldu. Doğuda batıya doğru sur duvarlarından ufku gözleyen ilk haykırış 21 Ekim 1097'de Antakya Kalesi'nin surlarından yükseldi. Geliyorlar. Ufukta çok uzaklarda belli belirsiz bir toz bulutu. Yorgun Haçlı ordusu bir günlük mesafeden görünmektedir. Şehir ölüm sessizliğine bürünür. Bu yıllarca ortalığı kasıp kavuracak bir fırtınanın esmeden önceki sessizliğidir. En-Nücumuz Zahire, yani Türkçesi parlayan yıldızlar. Dönemin vakanüvisi İbni Tagriberdi, Orta Doğu'da aniden beliren Türk atlılarına bu ismi verdi. Anadolu'nun derinlerinde yok olup giden Kılıç Arslan nerede şimdilik bilmiyoruz. Ama asıl hikaye daha yeni başlıyor. Evet, uzak zamanlarda
Anadolu ve Türk tarihinin saklı kalmış, önemsenmeyen ama en az Osmanlı tarihi kadar bilinmesi, anlatılması gereken bir dilimine gidiyoruz. Bu uzun soluklu bir seri olacak. Amacım Anadolu tarihine yönelik nitelikli içerikler oluşturmak. Bölümü beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanız ve uzak zamanlara abone olmanız beni motive ediyor. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler.